Gel. Açılışı birlikte yapalım, gel. Anneciğim az dur. Tabii bu böyle fırsat verirse ben bu videoyu çekeceğim umarım. Az bakışa bakar mısın? Hepiniz hoş geldiniz. Ben Sema. Bugünkü videoda sizlere muhabbet kuşu bakımıyla alakalı birkaç bir şeyler söylemek istiyorum. Açıkçası ben veteriner değilim ve kuşlar hakkında çok bir bilgim yok. Sadece yaklaşık 7 ya da 8 senedir, belki de daha fazladır, tam hatırlamıyorum, kuş bakıyorum, muhabbet kuşu. Şeker de benim en son kuşlarımdan bir tanesi ve en cadı olan versiyonlarından bir tanesi. Bundan önceki kuşlarımdan da bahsedeceğim, bundan da bahsedeceğim ama bu böyle bana fırsat verirse tabii ki. Neyse, hemen lafı uzatmıyorum, videoya geçiyoruz. İlk olarak muhabbet kuşları hakkında sizlere söyleyebileceğim özellikle ne olabilir? Şekeri görmüş olduğunuz gibi ben ne zaman paylaşsam çok fazla soruyorsunuz. Şeker nasıl bu kadar cana yakın? Neler yaptın kendine alıştırmak için? Ya da işte konuşması için kelimeleri nasıl ona öğrettin gibisinden çok fazla sorular geliyor. Ben şekerin cinsiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bundan önce baktığım muhabbet kuşlarını ben her zaman pet shop'tan alıyordum. Pet shop'tan alınan muhabbet kuşlarının ben konuştuğunu ya da cana yakın olanları da vardı tabii ki ama konuştuğunu hiç görmedim. Nedenine gelecek olursak onun da şundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Mesela pet shop'tan alınan muhabbet kuşları orada çok fazla kalabalık olduğu için, yani çok fazla kuş olduğu için ve korktukları için ister istemez böyle konuşmuyor, içine kapanıyor ya da ne bileyim size yaklaşmıyor gibisinden düşünebilirsiniz. Öyle olduğu için de ben pet shop'tan artık kuş almıyorum. Üreticisinden almaya çalışıyoruz ya da üreticisini bulmaya çalışıyoruz. En son benim kuşum limon vardı, sarıydı. Onun da resimlerini bulabilirsem buraya koyarım. Ezan okunuyor. Poz ver. Neyden kaçıyorsun ya? Neyden kaçıyorsun? Gel az. Ezan bitsin, devam edeceğiz. Tamam mı? Ya! Bu arada inanılmaz bir tüy dökme mevsiminde. Böyle ilkbahara girerken, sonbahara girerken çok fazla tüy döküyorlar ama öncesinde konuşmak istediğim başka meseleler de, yani başka konular var. Onları konuşalım. Eğer bir muhabbet kuşu satın almak istiyorsanız üreticisini bulun. Yani üreticisini bulamıyorsanız bile, ya Instagram'da artık bulamayacağınız bir şey yok gerçi. Yaşadığınız yerden mesela örnek veriyorum. Samsun muhabbet kuşu yazdığınız zaman bir sürü üretici çıkıyor. Yine aynı şekilde yaşadığınız yer mesela İstanbul'sa İstanbul muhabbet kuşu yazın, bir sürü üretici rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Bizim Şeker'le tanışma hikayemizden biraz bahsetmek istiyorum. Eşim bana evlendikten sonra doğum günümde hediye olarak muhabbet kuşu almak istedi. Benim limon diye bahsettiğim o kuşum öldükten sonra ben kuş almamıştım. Birazcık böyle hani dedim ki yok, daha almayacağım, hani istemiyorum. Onların öldüğünü görmek de çünkü insana çok böyle üzüyor vesaire. Doğum günümde arkamdaki görmüş olduğunuz kafesi ve bir muhabbet kuşu almıştı. Adını Badem koymuştuk. Onun bulabilirsem videolarını, resimlerini buraya koyarım. Yani açıkçası o kuş pet shop'tan alındığı için hiç yanına yaklaştırmıyordu. Yani elimi kafese böyle uzattığımda kafeste kendini oradan oraya çarpıyordu. Çok korkuyordu. Yani büyük ihtimalle onu orada pet shop'ta çok fazla korkutmuşlar. Dolayısıyla eşim de muhabbet kuşundan anlamadığı için birazcık onu ona kakalamışlar gibi bir şey olmuş. Biz Badem'i aldıktan sonra Burak'ın dayısı muhabbet kuşu üretimine başladı. Muhabbet kuşu üretimine başladıktan sonra biz de ona şöyle bir teklif götürdük. Yani Badem'i sana verelim, sen de bize başka bir kuş ver. Ve o kuş da bu yaramaz şeker kuş oldu. Adını Şeker koydum. Tekrar Badem koymak istemedim. Ben bir de bir kuşa bir isim verdiysem farklı olarak başka isim vermeyi seviyorum. Buna Şeker dememdeki amaç da şuydu. İlk yavruyken gerçekten çok tatlı ve çok şekerdi. Yani böyle çok sevimliydi. Bunun yavru hallerini zaten bulabilirsem yine buraya resimlerini koyarım, fotoğraflarını, videolarını.
Şu an ne yaptığı konusunda hiçbir fikrim yok. Parmaklarımı ısırmaya çalışıyor ama ısıramıyor. Şeker yavruyken yani 1 ya da 2 aylık vesaireydi aldığımız zaman. O yüzden konuşması da çok rahat oldu. Bize alışması da çok rahat oldu. Zaten 1 hafta falan bize böyle yabancı durdu. Ondan sonra yaklaşmaya başladı. Yani aslında hiçbir şey yapmadım bile diyebilirim. Sırf yavru olduğu için ilk önce ortama adapte oldu. Daha sonra bize adapte oldu. Peki hani Sema, bizim de yavru kuşumuz var, nasıl kendimizi alıştırabiliriz derseniz, bir ilk olarak bir hafta onu kendi haline bir bırakın, yaklaşmayın, korkmasın. Önemli olan zaten o ilk hafta. İlk hafta korkarsa ondan sonra sürekli korkar. İlk hafta size alışması için biraz, evi tanıması için ona fırsat verin. İşte sizi tanıması için birazcık fırsat verin. Daha sonra elinize birazcık yem alın. Eğer yemle yaklaşmıyorsa marul alabilirsiniz. Marulla yaklaşmıyorsa elma alabilirsiniz. Bunlarla kuşunuza yaklaştığınız zaman o onu ısırdıkça size yaklaşıyor. Yani size alışıyor ve size alışmış oluyor. Bu hemen alışacak diye bir kaide yok. Bir ayda alışır, iki ayda alışır. Yani ona sadece fırsat verin. Size alışmasını sağlayın. Onu sürekli sevin. Aynı kelimeleri söyleyerek aşkım, canım, işte ne bileyim güzel kuşum, cici kuşum diyerekten. O da zaten sizlere alışmış olacak. Ben şekeri sürekli aşkım, cici kuş, işte şeker bu şekilde seslendiğim için ilk olarak öğrendiği kelimeler bunlar oldu. Bir gün yine dışarıdan geldik. O zaman Şeker 6 ya da 7 aylık falan. Birden böyle konuşmaya başladı. Aşkım, aşkım, aşkım. Bir şeyler söylüyor ama hani söylemeye çalışıyor ama anlayamıyoruz da ne dediğini. Böyle aşkım, 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 aşkım. Ondan sonra baktık ki Şeker Bey konuşmaya başladı. Yani şeker, şeker, şeker. Sonra cici kuş, cici kuş, cici kuş. Sonra artık anladım ki biz ne söylersek onu söylemeye çalışıyor ve bizi dinliyor. Yani mesela elimi alıyorum. Böyle ağzıma yaklaştırdığım zaman ısırma anne. Aynı kelimeyi söylediğim zaman böyle mayışıyor, susuyor ve dinliyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Mesela deneyelim mi? Ben oğlum kelimesini öğretmeye çalışıyorum. Asla öğrenemedi. Öğrenmediği kelimeler de var bu arada. Öğrendiği çok rahat kelimeler de var. Mesela babasının güzeli, babasının güzeli. Aşkım, 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 aşkım. Oğlum, 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 oğlum. Cici kuş, cici kuş, cici kuş, cici kuş. Şeker, şeker. Babasının güzeli. Oğlum. Oğlum, oğlum, oğlum. Bakın ağzıma girmeye çalışıyor. O kelimeyi tam anlayabilmek için çok yaklaşıyor. Isırmaya çalışır bu arada, dikkat edin. Şu anda konuşabildiği kelimeler aşkım, cici kuş, babacık, şeker, babasının güzeli, babasının aşkı. Söyleyebildikleri bunlar. Daha fazla öğretemedik beyefendiyi, öğrenmiyor. Bak, ne bağırıyorsun? Bu lafı öğretmeye çalışıyorum çünkü gerçekten bazen o kadar çok bağırıyor ki, yani beni kafesten çıkartın ya da beni salın diyerekten sesini çok fazla yükseltiyor. Özellikle akşamları bunu çok yapıyor. O yüzden bazen Burak diyor seni sokağa atacağım diye ama ben bunu kıyar mıyım ya? Bizimki yaklaşık şu anda 2 yaşına girdi gibi bir şey yani. Bayağı ergenliğe girmiş çocuklar gibi davranıyor. Çiftleşmeyi istiyor. Zaten 1 yaşından sonra çiftleşme isteği gelecektir. Bizimki erkek olduğu için daha fazla dürtüsü oluyor. Özellikle şu an kafesinin içerisinde bir tane salıncağı vardı. Onu çift olarak kabul etmişti. Öyle ettiği zaman mutlaka yanından almaya çalışın. Biraz ondan uzaklaştırın. Çünkü ben uzaklaştırmadım salıncağından. Artık böyle sürekli üzerine kusmaya başladı. Bu da olabilir. Bunu da görürseniz korkmayın. Ben ilk defa bunu da görmüştüm. Mesela Şeker'de kustuğunu görmüştüm. Diğer hani kuşlarımda hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Şeker böyle sürekli kusuyor. Çünkü çiftleşmek istiyor. Dolayısıyla oyuncağı çıkardım. Birazcık ara verdim. Hani oyuncaktan uzaklaşsın diye. Oyuncakları çok seviyor. Özellikle şu arkamda görmüş olduğunuz kafesinin üzerindeki oyuncaklarını çok seviyor. Yavruyken topları çok seviyordu. Böyle minik topları vardı. Yine onları da size gösteririm. O toplarla oynamayı çok seviyordu. İçerisinde zil olan şeyleri çok seviyor bu arada. Hay sanki yem yiyormuş gibi davranıyor ama elimde hiçbir şey yok. Şöyle göstereyim. Bakın şimdi. Şu an çok daldı. Hiçbir şekilde beni hissetmeyecek.
Ya sen ne yapıyorsun? Ha? Sersem tavuk. Sersem, aşkım. Uy, şu an rujum var, öpemem. Yavruyken başlamıştım buna. Böyle şekerim mamalara hazırlıyordum. Mamalar yediriyordum. O mamanın tarifini de buraya yazarım neler koyacağınızı. Yumurtayı böyle haşlıyordum. Kabuğuyla beraber onu güzelce eziyordum. Ezdikten sonra içerisinde mısır unu, havuç rendesi, işte ne bileyim irmik, bu tarz şeyler muhabbet kuşları için çok faydalı. Her kuş bunu yemez. Bunu da altına çizeyim. Mesela bazı kuşlar bunu sevmiyor. Sadece yemiyorlar. Ama bazı kuşlar da işte şeker gibi kuşlar da seviyorlar. İlk yaparsınız, denersiniz. Severse yani ondan sonra haftada bir kere yapar verirsiniz. Kafesine 3 saatlik koyuyorum. Ondan sonra geri alıyorum. Çünkü içerisinde yumurta olduğu için çürüyebiliyor. Ve ayırıp buzdolabına koyuyorum. Bir hafta içerisinde onu iki kere falan veriyorum ortalama ya da bazen bir kere veriyorum haftada. Çok fazla abartmayın da bu arada. Yeşillik her zaman vermiyorum bu arada. Bazen her gün yeşillik verenler görüyorum. O da yanlış bir şey. Mesela ben yeşillik olarak marul bazen veriyorum, bazen ıspanak veriyorum. Onlara da böyle ayda bir kere falan veriyorum. Her zaman vermiyorum. Elmayı seviyor. Onu da ayda böyle bir kere falan veriyorum. Çünkü iyi değil sürekli vermek. Onların bağışıklığı onlara çok fazla iyi gelmeyebiliyor. Mesela suyunun içerisine kışın limon sıkmayı seviyorum. Böyle damla damla. O da böyle C vitamini açısından çok iyi geliyor. Onu da seviyor. Ben ayrıyetten mesela kuşcularda satılan bu damlalıklardan kullanmıyorum. İçerisine dediğim gibi bazen sirke atıyorum suyunun. Bazen de bu şekilde limon atıyorum. Her zaman da atmıyorum bu arada. Onu da böyle ayda bir kere falan yaparsanız kuşunuz açısından gayet iyi olur. Yazın böyle sirkeli suyu üzerine sıkıyorum. Bu tüylerinin daha parlak, daha canlı, daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Bir de parazit oluşumunu da engelliyor. Parazit spreyini her zaman kullanmıyorum o yüzden. Yazın özellikle çok böyle yıkanmayı seviyor. Böyle küçük bir tabağın içerisine su koyuyorum. O kendisi geliyor içerisinde böyle kanatlarını aşağı aşağı yıkanıyor. Kendiniz böyle zorla kuşunuzu yıkamaya çalışmayın. Sevmiyorsa sevmiyordur. Bazı kuşlar sevmez çünkü. Şeker de ilk zamanları sevmiyordu. Daha sonrasında bir iki kere denedim ve alıştı. Her zaman olmasa da yazın 2-3 kere yıkamaya çalışıyorum. Bazı kuşlar var ki haftada bir yıkanmayı sever. Bizimki öyle her zaman yıkanmayı sevmiyor. Onun dışında kafesinin içerisinde neler kullanıyoruz, siz neler kullanabilirsiniz? Onlardan birazcık bahsedeyim. Şekerin kafesinde daha öncesinde bu görmüş olduğunuz tahtalar yoktu. Bunlar konuşmadan şimdi mi konuşacaksın? Ağaç dalından böyle kopardık. Birazcık şollarını falan törpüledik ve bunu buraya böyle güzelce bantladık. Monte edebiliyorsanız monte de edebilirsiniz bu arada. Gayet sağlam olur ama biz bu şekilde bantladık ve gayet de sağlam bir şekilde duruyor. Yine aynı şekilde bu dalların üzerine salıncağını astık. Bu şekilde oyuncağını astık. Burada oynamayı çok seviyor. Yani bayılıyor gerçekten. Böyle genellikle zaten kuşlara bu şekilde doğal ağaç yaprakları falan koymak gerekiyor. Çünkü ayakları, tırnaklarını törpülemeleri gerekiyor. Gagalarını törpülemeleri gerekiyor. Genellikle geliyor sürekli buralara böyle sürtünüyor. Gagasını sürtüyor. Ayaklarını hani sürtüyor, tırnaklarını vesaire. Yine aynı şekilde kafesinin içerisinde şu şekilde ahşap şeylerden kullanıyoruz. Bu ayakta durabileceği sopalar mı ne diyor? Bu ayaklıklardan kullanıyoruz. Bu şekilde ahşap tercih edin. Çünkü plastikler sağlıklı değil. Onun dışında kafesinde başka ne var? Şöyle gaga taşı var. Bu şekilde gaga taşını zaten bütün kuşçular veriyor. Bir de ayrıyetten şöyle deniz kabuğu gibi bir şey var. Deniz kabuğuydu sanırım. Evet, şu şekilde göstereyim. Bakın burada deniz kabuğu gibi böyle sert. Gagasını sürttüğü zaman yine aynı bu şekilde sesler çıkıyor. Bu da deniz ürünü olduğu için çok sağlıklı kullanılması gereken bir şey. Tam olarak ismini öğreneyim, ekrana yazarım. Konuşmuyor yani hiç konuşmadı video boyunca. Garip bir şekilde normalde konuşuyor. Şimdi konuşturmayı deneyeceğim çünkü siz de duyun istiyorum. Bakalım konuşacak mı? Ne yapıyorsun?
başladı. Bugün konuşmayacak çünkü gerçekten şu an beni çok fazla çileden çıkardı. Yok yani bugün konuşası yok. O yüzden şey yapalım. Ben böyle konuştuğu videolardan birkaç kesit koyarım buraya. Bakarsınız nasıl konuştuğunu görürsünüz beyefendinin. Bugün konuşası yok anlaşıldığı üzere. Genel anlamda bana gelen sorular, mamasını nasıl yapıyordun? Neler kullanıyorsun, kendine nasıl alıştırdın ya da işte ne bileyim bakımını nasıl yapıyorsun gibiydi. Bunların hepsine cevap vermiş oldum bu videoda. Daha fazla böyle daha fazla videoları benim kanalımda değil farklı kanallarda bulabilirsiniz. Ben sadece şu an Şeker'le genel bir video çekmek istedim. Umarım hoşunuza gider. Sizin de muhabbet kuşunuz varsa fikir olmuş olur. Muhabbet kuşu almayı düşünenleriniz varsa da yol göstermiş olur. Bu arada ısırır diye korkmayın. Onların ısırığından hiçbir şey olmuyor. Genel misafirler çok korkuyor mesela bazen. Her zaman söylüyorum korkmayın onlar size hiçbir şey yapmaz. Onlar sizden korkuyor asıl. Siz ona sevgiyle yaklaştığınız zaman onlar da size sevgiyle yaklaşıyor. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın.